Hazır mısın? Kayda giriyoruz. Girdi ya. Bu arada bekliyormuşum. Bayağıdır birlikte gibi kaydetmiyorduk ha. Hazır evet mısın? Bayağıdır beni atıyordun gruptan. Ya yazıklar. Bir giriş sen, yapaydık da ondan şey sonra saydırmaya sen başlayalım. Tamam neyse, bak, yap girişi. Bir insanları karşılayalım ondan sonra tamam saydırmaya başlayalım. Tamam. Ezan eşliğinde. Eylem planı. Ama ya tek ben yapıyorum. Eylem planı podcast'ine hoş geldiniz konuya giremeyenler. Konuya giremeyenler. Bu ilk. Ananı satayım. Tamam şimdi alalım. Yani bir de böyle yapıyorsun. Bari şöyle yap. Ya onu da yap. Evet ben ha bir dakika. Videolar hakkında konuşacağız bu önce. İlk hesap konuya, ver. Bu ilk konuya giremeyenler podcast'imiz. Eylem planı ve konuya giremeyenler ayırdığımızdan beri. Evet, neyin hesabını istiyordunuz? Buyurun. Ben dıştan bir ötekileştirildim. Ben ezik miyim? Niye çıkarıldım? Yazıklar olsun. Birlikte almadık mı bu kararı? Hayır, ben dedim ki ya ben bugün çekim yapamam. Sen tek başına çek bir şeyler işte. Ya sana öyle diyorum ki bu yönetmiş filmi bana ne yönetmenden diyorsun? Ben de biraz yönetmen konuşmak ya istedim. Canım, ayrı podcast açtım. Ben şimdi sinemacı değilim. E tamam, bu bence açıklıyor bizim. Şimdi mesela şey gibi de aslında şeyle bağdaştırsam anlayabilirim bunu. Mesela bir dansçı var, bir de koreograf var. Hı-hı. Yani biri icracı, biri çok iyi bir koreografın dansçısıysan çok iyi bir dansçısındır yani %90 ihtimalle. Yani zaten seni almaz. Evet. Seni almayacağı gibi o harika koreografiyi yapabileceğine inanıyordur. Zaten o harika koreografiyi sana vermiştir falan. Aslında oradan yönetmen mantığına şu an karar verdim. Şu an bu evet. Önce yaş kaçtı senin? Hayır, yani şu an bu metaforun buraya uyduğu aklıma geldi. 26. 27 olmasın. 27 mi oldu ben, 28 mi? TikTok takipçilerime yalan 94. söyledim. 28 yazmışım. 94, 2022. Çift rakamlı 28, evet. Yazıklar olsun. Ve şimdi mi fark ettin bunu yani? Evet. Hayır, sana hak vermek istedim. Nedense bu podcast'a başlayınca benim sana hak veresim geliyor. Yani amacımız bu tam tersiydi ama olsun, bu da olabilir. Buna da çok neyse, sen niye beni çıkarttın? Ben mi seni çıkarttım? Beraber oturup konuşmadık mı? Buna karar vermedik ya, hayır mi? Ben sadece sana dedim ki ben bugün podcast çekemem. O zaman benim tek çektiğim bölümler de olsun. Bugün ya onu lan, çekeyim dinleyip dedim. Şey demedin mi bana? Çok güzel olmuş. Sen böyle mi düşünüyorsun kendi kafanda? Hayır, harika dedim olmuş ki iç sesin seninle böyle konuşuyorsa çok tatlı bir iç sesin varmış. Benimki salaksın Esra. Bu da böyle mi yapılır Esra? Mal mal hareketler yap. Öyle konuşuyor ya, yani. Kesinlikle iç sesim olmadığı konusunda garanti verebilirim onun da. Öyle salaksın Eylem de çok sık demiyorum yani. Gerek kalmıyor. Ben diyorum. Zalimim kendim. Bana da sevgilim diyor. Onun için yeterince şey. Şu an resmen iftira. Kameralar çekiyor neyse ki. Suratındaki şok görüldü. O yüzden bir de arkadaşlar ben bugün ilk defa aşık kulaklığı oldum. Ben takıyorum. Bugün aşık oldum. Kulaklık var diye kafamda böyle bir ağırlık taşıyormuş ver, alayım hissediyorum. Hayır, alışmak ama istiyorum. Ama seni dinginliyorsa. Dinginleştirmedin tamam mi bence? Dinginleştirdim. Evet. Şakamatik oldum okay için. Aslında bugün konuşmak istediğimiz konuya da ufaktan girmeye başladık sanki. Daha ilişkimizin en başından beri konuştuğumuz bir şey vardı. Sen hatta biz başlamadan işte her sevdiğim insandan 10 tane en sevdiği film, 10 tane en sevdiği sanatçı listeleri alıp keşfe çıkmıştın falan filan. Tabii öyle vizyonlu bir harekette bulundum ama devamı geldi. Uygulamasını ya o şöyle yaptım oldu. Bir gün işte ben ajanda aldım. İşte hayatımı düzene sokayım. Böyle gereksiz heyecanlara kapılırsın ya. Öyle bir günümdeydim gene. Arkadaşım da bana hediye ajanda almış ben bu kararı aldıktan sonra. Ben de sonra dedim ki orada en sevdiğim filmler yazıyor. Ya da en sevdiğin şarkılar vesaire işte kitaplar. Ama nasıl ciddi kalacağım? Ben şeyi fark ettim yani benim mesela... Bu arada izlemeyenler için az önce sıcak çikolata dudağımdan düştü de YouTube'dan izlerseniz görebilirsiniz. Bunu görmek evet için bence bir YouTube açılır. Sonra dedim ki benim hani hayatımın filmi diyebileceğim bir film yok. Benim işte şu şarkı çok iyiymiş dediğim bir şarkı konserde canlı yok izlemek istediğim bir sanatçı yok. Konser sevmiyorum ama yani o konuya girmeyelim. Bak işte konu zaten buradan stop açıldı. Sonra ben de sevdiğim insanlardan bunların isimlerini almaya başladım. İşte şu kitap nedir? Yani en çok sevdiğim 5 kitap. Bana işte illa sana mesela şeyden yazmıştım. Hani hem sinema bilginden hem de flört aşamasındaydık. Neden yazmıyorum işte hani var. Senin bakış açından bakayım falan. Bir de şeyi de merak ediyorum ben. Mesela çok sevdiğim filmde senden bir parça vardır. Tabii. Ya da bir sanatçı müziği çok olabilir sevmenin bir sebebi vardır. Mesela şey yaptı, sen bana bir tane dinlediğin şarkıyı göstermiştin de şu an açmayayım. Ben onu moralim bozukken dinliyorum demiştin. En sevdiğin grubun. Ya Mono'dur ya Silver Mount Zion'dur. Hatırlıyorum. Aiko. Mesela onları dinlerken işte o an senin ruh halini falan düşünüp aslında seni daha iyi tanıdığımı düşünüyorum.
dinlediğimde ve şey yaptığımda. Bütün mantık o değil mi zaten? Yani sevdiklerimizin sonra sevdiği dedim ki ama hani benim yok. Ben de şaşırmıştım yok dedim. Yani benim nasıl yok falan hani şey değil yani şeyde değilim, cahil köpeğin teki de değilim yani. Aslında orada bir düzeltme yapalım. Sen olmadığını sanıyorsun çünkü o konuya dikkat etmiyorsun. Sonra çünkü senin yanında gidiyorum Yavuz Çetin atıyorum ezbere söylüyorsun. İşte Evrencan açıyorum ezbere söylüyorsun. Bir parça çıkıyor bam bütün ritimleri söylüyorsun. Yani biliyorsun onları. Veya şu filmi izledim mi bu filmi izledim dediğinde izlemişsin klasiklerin büyük kısmını falan. Ya da izlemediğimi düşünüyorum açtığında bir süre sonra. Ha bu olacak değil mi falan diyorsun. Yani sen olmadığını sanıyordun. Ben olmadığını sanıyordum. Neyse işte bu bir gün aramızda konuşulurken ben şey dedim işte Mehmet Erdem mi sordu? Canım Mehmet Erdemci bütün podcastlerimizi dinliyor. Canım kalp. Senin olduklarını dinliyordu. Senin olmadıklarını yapalım. Da dinledi yalnız. Benim olmadıklarını. Açmışken seni de dinledi. Benim olmadıklarını. Ya hayır senin olduğunu da dinledi tek. Benimkileri de dinliyor çünkü linki atıp hemen şuna yorum ve like at ki önersin diyorum ondan dolayı. Ya öyle deme. Siz de katkı koymak istiyorsanız lütfen like share. Lütfen tüm videolarımıza. İşte Mehmet Erdem bir gün ya Esra sen ne tarz müzik seversin ondan açalım. Ben de durdum dedim ki benim bir müzik tarzım yok. O da nasıl yani dedi. Evet bayağı büyük bir tepki verdi. Gene kendimi dünyanın en cahil insanı hissettim. Sağ ol Mehmet Erdemciğim. Ama çok üzülecek bunu değil. Yok Mehmet Erdem'den kaynaklı değil. Ben zaten bu konuda kendimi böyle çok geri planda hissettiğim için vardı. Sonra bir gün Eylem'le kafamız birazcık güzelken. Hayret. Hayret. Müzik dinlerken ben bir anda şey dedim. Bu şu değil mi? İşte şu bu değil mi? Falan. O anda sadece kafamız güzel değildi de. Neyse sus be. Ya her şeyi anlatacak mıyız? Bizim bir özelimiz olmayacak. Yok anı mi? Şu an hatırladım. O anın evet. İronisini zaten de. Neyse işte Eylem de açtı o. Ben de şok. Eylem de şok. Eylem şey dedi bana hani sen dedi aslında sen keşfetmediğin için bilmiyorsun. Yoksa bir zevkin yok değil ya da. Ya bunları tespit etmeye çalışıyorsun evet, aslında. Yani var bir zevkin ama. Sen hiç bunun keşfine çıkmadın. Sen hiç farklı müzikler dinleyip hangisini sevip sevmediğine bakmadın. Sen önüne gelen şarkıyı dinledin. Sevdiklerini içinde kabullendin. Ve onların sevdiğinin farkında değilsin. Ya da yeni müzikler denersen aslında geniş bir havuzun olacak bu konuyla ilgili dedi özetle. Ya konsere git, konser var diyorlar mesela. Konseri saçma buluyorum diyor. Oscar and the Wolf'a gidelim mi? O olur. Çünkü onu seviyorsun yani anladın mı? Şey, ona gittim. Demek ki sevdiğin grupta konser saçma değil. Tabii ki sevmediğin grubun konserine gitmek saçma bir şey yani. Hayır gene konser bana saçma geliyor. Ben evimin ortamında müzik dinlemeyi daha çok konser seviyorum. Konser saçma bir şey ya. Neyse, hayır bak, şöyle. Sen rezil olma diye bu konuyu şöyle, kapatalım diyorum. Şimdi bize gelen birçok şuna konser bileti buna konser bileti bedava olanlar. Onlar benim de çok gene Mehmet Erdemciğim ve dostları sağ olsun. Yani sahne performansını görmeme gerek olduğunu düşündüğüm bir müzik stili değil. Ona katılırım. Her sanatçıyı sahnede görmene gerek yok. Ya bir de mesela bir sanatçı tek başınayken yani ne bileyim Beyoncé ise dansçılarıyla beraber dans etmiyorsa benim için çok seyri çok güzel bir şey değil bu. Yani ama dans ediyor. Aleliyle kalkacak. Şimdi Beyoncé bebeğime de öyle demiyor. Beyoncé hariç dedim. Yani kalkıp Beyoncé gibi sanatçılarıyla dans etmeyecekse elinde şarkı söyleyip iki hareket yapacaksa ben onu çok görmek için o ayakta dikilmeyi yaşamak istemem. Ya ama bak ben mesela benim müzik zevkimi az çok biliyorsun. Yani ben oturup Justin Timberlake dinlemem. Ama konsere geldiğinde gittim mesela. Çünkü ama müthiş bir sahne şovu. Ama şimdi o Justin Timberlake. Tamam bak yani işte diyorum işte ki sahne performansı. Gittim izledim mesela. Düşsüz. Niye? Sahne performansı iyi olan birininkine gidebilirsin. Ama o konsere gitmek gibi değil. O sahne performansını izlemek. Konser dediğin o ama zaten. Ama birçok Türkiye'deki konserler şey yani. Şöyle deme. Saçma sapan. Gitmediğin için olabilir. Olabilir yani. Aksini der. Ben Sigur Rós Türkiye'deyim. Neyse konumuz zaten konser aşkımızın olup olmaması değildi. Hayır şunu demek istiyorum işte. Keşfe çıkıp sevdiğin sanatçıları bulunca konserleri de sana mantıklı gelecek. Ben buradan başka bir yere bağlayacağım. Boş ver konseri. Konuya bir türlü giremeyenler. Ben buradan bağla şuna bakayım. Hemen. Aslında konumuz buydu. Eylem bu kısmını bilmiyor. Bu keşiflere nasıl çıkabilirsiniz aslında? Birazcık bunu konuşmak istiyorum. Bu keşiflere çıkmanızı sağlayacak etkenler nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir, çevrenizde sizin gelişiminden... Gene sana çıkacak bekle. Sizin gelişiminizden keyif alan ve her masaya oturduğunuzda size bir şey katan insanlar sizin her konudaki zevklerinizi arttıracaktır. Sadece Eylem özelinde söylemiyorum bunu. Bir dakika ama buradan bir böyle geçmiş bölümlerden birine de bağlamak istiyorum. Senden de genç olduğum dönemlerde işte partilemelerim, çıkmalarım, etmelerim işte gittikçe seyrekleşen bir şey. Niye? Çünkü az önce dediğin cümle bende direkt onu şey yaptı zaten. Yani oturduğun masada sana bir şey katılmayacaksa, sadece boş bir sohbet yapacaksan, edeceksen
benim için artık bana kattığı hiçbir şey yok. Yani gençken eğlenceydi. Artık o eğlenceyi aramıyorum. O nedenle de o masalarda çok fazla bulunmuyorum. Yani bana bir şey katacak masalara oturmaya çalışıyorum. Özel günleri, kutlamaları hariç tutuyorum burada yani. Daha rutin hafta içi bir takılmadan bahsediyorum. Yani katılıyorum zaten. Şöyle zaten hani sizin... Zaten aslında biz bunu daha önce hani 9'dan sonra parti terk edinde de birazcık bu konudaki vizyonumuzu göstermiş olduk ama... Sen şu an bize vizyoner... Evet. Duramazsın. Vizyoner dedim, bence bu bir vizyondur yani. Çünkü şu var, ben konuşmayı çok seviyorum. Bir nasıl? Ortamda... Ya sus bir dakika. Bir ortamda sessizlik olduğunda bir problem olduğunu düşünüyorum genel olarak. Yani çok sessizlik varsa... o yüzden eğer böyle sevmediğim bir ortamdaysam bile çok konuşurum. Sebebi de şu, konuşurum, güldürürüm vesaire ama o an geçsin diye yaparım. Yani ya o an eğlenceli geçmeli ya da dolu geçmeli. Yoksa geçmemeli birlikte o zaman. Yani ya ben insanlara güleceğim, eğleneceğim, edeceğim, bir şeyler yapacağım. Kendim belki onları alttan alta gömeceğim. Ondan keyif alacağım. Yok bu ya gerçekten böyle. Ya da gerçekten oturup bana bir şey... Yani bir arkadaşım bana otururken senin en sevdiğin müzik ne? Böyle bir soru gelmişti ve benim bu soru çok hoşuma gitmişti. Ya da işte metelerle oturduğumuzda işte köpek gelişimiyle ilgili. Neler neler öğrendik. İşte yoga süreci ya da mesela Spotify'da aslında şöyle bir özellik yapılsa harika olurdu. Modumuza göre keşke bize playlist verse ama gerçekten modumuza göre. Dinlediğim 2-3 şarkıya göre bunu anlasa falan demiştik. Yani mesela... Evet, ortaya koyduğumuz bir şey yok. İnanılmaz bir yaratımda da bulunmuyoruz aslında. O gece şey de aslında. Öğrendik yani, bir pizza partisi yapıyorsan evde en az iki pizza yap. Bir tane kalan hamurlu pizza yapma. Gibi. O yüzden de mesela oradan çıktıktan sonra Spotify'da kendimi de, hani bu da bir etken olmuş oluyor. Çünkü hepsi üst üste geldi. Aslında bulunduğumuz tüm çevredeki konuşmaların sonucunda bir şeylere hareket ediyoruz. Bir şeyler yapmaya karar veriyoruz. Atıyorum çevremdeki herkes diyor ki çok kilo aldım. İşte pilatese mi gitsem, yogaya mı gitsem, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam. O sırada dansa gidiyorum, hantal bir şekilde dönüyorum. Sen işte ya Esra birazcık göbeğin çıkmış diyorsun. Ben pilatese yazılıyorum. Ben bu arada sen söyleyince söylüyorum. Hayatta söylemem öyle bir şey. Tamam canım, sen bana bir anda Esra göbeğin çıktı. Yok bu bilinsin, benim çok rahatsız olduğum konular. Ben göbeğim çıktı diyorum, sen de evet balım çıktı diyorsun yani. Ya, ama normalde söylemiyorum çünkü çok rahatsız olduğum. Hayır yani mesela böyle dururken Esra göbeğin çıkmış demem yani. Yani hiç de demedin herhalde. Dememişsin. Demem. Rahatsız oluyorum. Tamam. Dedimse dövebilirsin. Sakin ol, demedin zaten. Ben rahatsız olmam desen de. Ama birazcık ağlayabilirim. Hayır, olma. Onu demek istemiyorum. Ben bu konularda yorum yapılmasını çok yanlış buluyorum. Fikrini sorduk mu? Yani senin açından söylüyorum. Tamam da öyle bir söylüyorsun ki şu an bana hesap soruyormuşsun gibi. Neyse, konu dağılmadın. Devam et. Evet. Sen. Hani fikrinizi sorduk mu ama ben sana kilo almış mıyım diye sordum mu? Git fikrini kendine sakla. Neyse, dağılma gel. Neyse, böyle şeyler sonucunda bir şeyler yapmaya adım atıyorsunuz. Doğal olarak bir konuda kendinizi geliştirmek ya da bir keşfe çıkmak istiyorsanız da çevrenizde bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmasa bile, yani o konuda bilir kişi olmasa bile diyeyim, o konuda bir fikri olmasa bile sizinle beraber bu keşfe çıkabilecek ve sizinle bu zevki alabilecek insanların çevrenizde olması sizi her zaman bir nokta ileriye taşıyacaktır. Ya da tabii istisnasız hepsi böyle olmalı da demiyoruz ama. Tabii ki, ama şöyle bir şey, mesela çoğunluk... bir arkadaşınız yemek yapar çok severek, ondan da yemek keşfine çıkarsınız. Yani ben eskiden hiç yemek yapan biri değildim, şu an her gördüğüm tarifi deneyen bir insanım. Ya ben mesela, yani ben mi anormalim bilmiyorum da, mesela gittiysem ve biri bana yemek yapacaksa ben bir de salak gibi her adımı soruyorum. Onu niye attın? Bunu niye kattın? Yani merak da ediyorum. Oradan bir şey de çıksın istiyorum. Anlatabildim mi? Biri ilginç bir şeyim var derse o nereden çıktı? O ne zaman başladı? O nereden geliyor? Bu işte nereden senin geliyor? Öğrenmeye olan açlığın. Ben çok seviyorum. Kendini geliştirmeye olan böyle şefkatin diyeyim artık. Hani kendini geliştirmek için kendine çok fazla alan yaratıyorsun. Ve bunu farkında olmayarak yapıyorsun. Çünkü bu sende yerleşmiş bir duygu. Sadece meraklı değilsen, merak ettiğin şeyi söylersin. Öğrendiğin zaman bırakırsın. Sen devamında şu şöyle yapılmış, ben de bunu böyle mi yapsam acaba diyorsun. Sadece merak değil orada. Sen hep böyle bunu öğrendim, bunu bir yerde kullanmam lazım. Hani. Unutuyorum ama çok mutlu. Anladın mı? Bu matematik sorusunu ben öğrendim. Hayatımın neresinde kullanacağım demiyorsun. Bir yerine yediriyorsun onu. Okulda öyle diyordum tabii de. Ya tamam, yıllar önce, seneler önce. Ya daha podcast'te bahsetmedik galiba ama mesela benim lisede de, üniversitede de işte ÖSS'ye bizim zamanımızda ÖSS'ydi. Şu anki adını bilmiyorum. İşte ÖSS'ye hazırlanırken bir fizik hocam vardı, Ahmet Ermetal. Kıbrıs'tan dinleyenler varsa bizi hepsi tanır zaten. Ve hep şey derdi, eylem fizikçi olmalı. Ulan daha lisede 10 üstünden 5 alıyorum, biz de 10 üstündeydi.
10 üstünden 5 alıyor. Çok yaşlısın ya. Yok, Kıbrıs'ta 10 üstünden de. Burada hep 5 üstünden de. Hala Kıbrıs'ta 10 üstünden mi? Öyle diye biliyorum ama emin değilim. Öğrendim. Uzun yıllardır okumadım. Sorarım olmaz. Ablamı. Diyor ki eylem fizik okuma. Ya hocam manyak mısın amına koyayım? Geçemiyorum. Neyini okuyacağım? Üniversiteye geldik. Mühendislik bölümüne girdik. Halen böyle fiziği 4 kere de, fizik 2'yi 4 kere de verdim galiba falan. Bu arada mühendis olman bana şok etkisi ilk duyduğumda. İşte mezun oldum. Frisbee oynamaya başladım falan. Bir gün sahilde işte disk atıyoruz. Ben tabii atıyorum. Şimdi frisbee düz bir obje olduğu için, düz uçan bir obje olduğu için işte rüzgardan her şeyden çok etkileniyor. Dolayısıyla atarken, işte atış planı yaparken, koşanın hızına bakıyorsun falan. Kafanda hep fizik dönüyor aslında. Ve bir gün şeyi hesaplıyordum böyle. Bu diski şimdi denize doğru şöyle atacağım. O şiddetle rüzgar geliyor. Şu kadar eğim verirsem böyle uçar falan diye hesaplıyorum. Attım tam istediğim gibi gitti falan. Benim beyinde böyle bir zincir yerine oturdu, tamam mı? Tink sesini duydum. Yani o diyalog kurulduktan bu 20 yıl abartı mı olur? 20 yıl çok abartı olur. 10-12 yıl sonra o diyalogdan sonra ulan adam bundan demiş. Ve ben o gün evet, fark ettim. Evet, fizikçi olmalıymış. Ha, mesela işte inşaatın yanından geçiyorum. İnşaatta işte yandaki toprak göçü olmasın diye işte duvar çekiyorlar falan. Ben tabii ki YouTube'da bunları izleyip öğrendim daha önceden falan. İşte inşaatçı arkadaşım hemen Enes'e mesaj atıyorum. Diyorum ki bunu niye yapmışlar? Şu yüküne çekiyor, buradaki gücüne çekiyor. Hep böyle fiziğini düşünüyorum. Toprak nasıl kayacak oradan? Bu nasıl olacak? İşte frisbee böyle. İşte ocağa mokapot koyuyoruz. Bunun kaynama buharlaşıyor şu an. Evet, o buhar bunu sıkıştırıyor falan. Gerçekten çok fizik düşünüyorum. Mesela ama bu konuyu nereye bağlayacaktım da bu konuyu açtım? Fizik düşünüyorsun, doğru. Kadın fiziği. Kadın fiziği düşünüyorum, evet, o ete vurduğunda falan. ama bunu nereye bağlayacaktım? Dur, bunu bir yere bağlayacaktım. Ama devamlı bir merak var içimde. Dedim. Evet, yani o nasıl oluyor işte, kahve çözünme, öğütüm aralığı, kalınlığı, filtrenin inceliği falan, kafam hep onu düşünüyor. Mesela sen de biraz öyle hareket ediyorsun ama sen biraz daha, sen mesela asi ruhlu olduğun için öyle gidiyorsun. Ben de mesela çok doğaçlama kahve yapıyorum. Şu an diyorum bu kahveye böyle müdahale etmem lazım. Böyle hissediyorum diyorum. Bunun olması için şöyle yapmam lazım diyorum. Genelde tutuyor. Bir konu yani ben niye öyle yapıyorum onu söyleyeyim. Niye yazmıyorum? Çünkü ben onu bir yere yazarsam o benim için artık böyle bir görev, bir uğraş haline gelecek ya. Ben o şeyi bozmak istemiyorum sanırım yani. Şu an sen söylerken aklımda şey olan oldu. O akışta devam etsin. Her seferinde yaparken bir şeye mi bakacağım? Hayır abi, benim elimin bir lezzeti vardır. Lezzeti var. Burada olay şey, tekrarlanabilirlik. Yani işte... Yok, neden yaptığını anlıyorum ama benim öyle yapmamın sebebi o. Evet de sen niye tekrarlanabilirlik istemiyorsun? Onu anlamıyorum. Anlatabilir miyim? Ben her seferinde yani... farklı bir şey görmek istiyorum. Benim de keşfetme ruhum böyle. Yani mesela sen gördüğün şeyde uzmanlaşmak istiyorsun. Ben her şeyi görmek istiyorum. Şimdi sen mesela atıyorum kahve yapıyor biri yanında. Kahvenin bütün detaylarını öğrendiğin şeyde, merak ettiğin şeyde uzmanlaşmak istiyorsun. Ben her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne diyorlar senin gibilere? Şıp sevdi. Jack of all trades diyor gavurlar. Jack of all trades, master of none derler. Evet, her, şey yani her şeyden şeyler. Anlar, hiçbir şeyde uzman değildir. İş piyasasında da buna generalist derler. Ben sinemada öyleyim mesela. Generalist, bazı şirketlerde böyle bir rol var, özellikle teknoloji ağırlıklı. Her şeyden anlar, hiçbir şeyde uzman değil. Genelde bunlar da yönetici rolleri olur. Çünkü... Yönetim insanıyım ya. Evet be. Her şeyden biraz anlar, fikri vardır. Yani mesela o işi yapmanın, işte James Cameron podcastinde de bahsettik. Mesela görsel efekt dediğin şey kötüyse çok büyük olasılıkla yeterince zaman verilmemiştir. Zaman ve para. Şimdi senin o zamana ihtiyaç duyulacağını bilmen için o işten biraz anlaman lazım. Çünkü şey sanıyor insanlar, işte böyle yapıyorsun, özel efektler olmuş geliyor işte. Marvel filmleri 10 dakikalık video yapıyoruz ama o 10 dakikayı yapmak 3 yıl sürüyor. Anlatabildim mi mesela? O... Yani arkadaşlar biz burada şey değil yani bu. Ya da ya şu da öyle. Senin şu an yaptığın şeyde, bu podcast'i yapmanda bir ön hazırlığı var. Bir sonrası var. Bir kafana geleni konuşmuyorsun yani. Aklında aslında düşündüğün bazı şeyler olarak başlıyorsun. Yani konuya bağlı olarak, evet. Seninle yaptığımızda daha doğaçlama gidiyoruz ama ne bileyim işte o bireysel o eylem planlarına tabii bir hazırlık var. Geçmişteki beslenme var. Konuşurken bir hatıran aklına geliyor. İlk podcast'imizdeki gibi zaten yaptığımız her şeyin sonucu olarak öğrenimlerimizi hayat devam ettiriyoruz. Ama... Evet. Ya, yes. Yavaşça. Biraz daha sessiz. Çok sessizdi.
Mikrofon patlamasın diye böyle çakmalar deniyoruz. Bu çabaları yine videoda, YouTube'da video destekli izleyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen YouTube'da video destekli de izleyin. Spotify ve Apple Podcast'te de dinleyin tekrar tekrar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Ayrıca Şervan'a laf atmış, hani hazır konu bölünmüşken Şervan'a laf atmıştık. Şervan hala hiçbir hareket görmedim canım arkadaşım. Beni her konuda destekleyen ama bu konuda nedense desteğini hiç hissetmediğim. Bekleyeceğim, direniyorum ben. Mehmet Erdek'in 3 bölüm Mehmet Erdek'in konuştuk. İlk bölümden yazmış adam. Ama Şervan'ı da bir tık göremedik. Bir kez konuştuk Şervan'ı. Bakalım. Bunun dışında bu sefer de Enes'e selam olsun madem. Olsun bebeğim. Mühendislik dedik. Enes kesin dinliyordur. Dinledim ama biz gene de insan yoklamayı severiz. Enes'cim bu buraları dinlediysen yorumlara hangi emoji atacağını biliyorsun. Tamam. Evet. Bizim emojimizi at yorumlara. Herkes öğrensin. O emojiyi görürsek anlayacağız. Güzel, iyi yakaladık gene. Güzel, var mı başka konuşmak istediğin bir şey? Müziğimizi girelim mi? Bağladık bence mı konuyu? Bence bağladık yani. Sonuçta şunu bitirdik dedik. Bitirdik mi yani? Ya bence bitti. Havada kalan bir şey olduysa da merak ettiğiniz ve tartışmamızı, konuşmamızı istediğiniz bir şey varsa gene yorumlara yazın ya da yüzlerce yorumdan konuyu birine bitirmediniz kardeşim bu ne ya falan da yine konuya giremediniz. Ya konuya gireceğiz dediniz, konu ne de diyebilirsiniz. Çok mantıklı bir söylem oldu, evet. Çünkü genelde konumuzun ne olduğunu zaten sonunda bile biz de anlamıyoruz. Okey, o zaman müziğimiz girsin. Bu hafta neler izlediği konuşalım. Neydi müzik? Evet, 3 haftadır yokuz. Onun için bayağı bir şey izledik ama senin görüşünü hiç kimse dinleyemedi. Avatar'ı nasıl buldun, Avatar 1-2'yi? Sana da yapmadım daha görüşümü. Evet ya. O yüzden şimdi burada yapacağım sana. Evet, ben bunu nasıl unuttum? Evet, dinliyorum. Ben bu arada hani şey, yönetmen bilmem normalde ama tabii ki bununla ilgili milyon tane podcast, video vesaire eylem çektiği için artık biliyorum Cameron'ın nasıl biri olduğunu. Ve ben ilk defa izlediğimizde bilmiyordun ama. Yani daha yapmamıştık. İzlerken mi? Yok. Bilmiyordum, daha yapmamıştık. İzlediğimde şunu fark ettim. Bir de daha önce işte sıradan sinema bilgilerinde falan efekt şey yapmaya başladığım için şimdi izliyorum. Bu nasıl bir efekt acaba? Eylem sorsa bunu nasıl cevaplandırırım acaba? Suyun ama altında ilk izleme öyle yapılmaz. Vesaire. Ya ama öyle oldu yani bir hani şey. Çünkü çok uzundu ve benim bu kadar uzun bir filme dayanmam için içimdeki merak duygusunun kabarması lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Cameron'ın ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu gene orada anladım. Senin o kadar uzun ve normalde çok da sevmeyeceğim bir türdeki filmde bu kadar az telefonunla oynama sonuna doğru hariç. Yani sinemada ben zaten adaladım. Oynamadım. Burada da oynamadım. Evet, işte çok az oynadın. Tamam, bak dedim bu adam işini biliyor. Yani kendi açtığı dizide diziden çok telefonunu karıştıran Esra. Yani 2,5 saatlik filmde. Ben yarım izlemeyi seviyorum. Son 20 dakikayı saymıyorum. 2 kere mi aldın telefonu eline? Evet. Yani ve çok kısa sürede. Sinemada süreler. Da yani sırtım ağrımasına rağmen pür dikkat dinledim. Şimdi çok böldüm. Evet, görüşlerini alalım. Şöyle efektle ya yani şöyle bu arada senaryo böyle dünyanın en büyük en bulunamaz senaryosu değil bence. Senaryo bence çok orta üst düzey diyelim yani. Tırt ortayı ya, pişmiş biliyoruz bir yaptı. Cameron'ın yani, senaryoları hani, genelde tırt. Senaryoda çok bir şey yok açıkçası hariç. Yani şey hani güzel ama ortalama bir güzellikte yani. Çok böyle inanılmaz bir senaryo değil. Hani farklı bir dünyada geçmesi falan belki onu iyi hale getiriyor ama efektler zaten yani full efekt aslında zaten o hani sonuçta bir insan yok aslında orada yani insan var da insan dışında da varlıklar yani var. İkinci filmde avatarlar neredeyse hiç var. Yok yani. Ve işte onların o mimiklerinin o kadar net gözükebiliyor olması, suyun altındaki mimiklerin bu kadar net gözüküyor olması mesela bunun gerçekten teknoloji yani bunun gerçekten nasıl yaptıklarını merak ettim. Sana bugüne kadar sormadım çünkü bugüne kadar da bana filmi nasıl bulduğumu hiç sormadığın için. Evet şey. O gün çok yorgunduk. O gün sormadın sonra da büyük ihtimalle. Yok sonra nasıl unuttum onu şey yapalım. O yüzden efekt anlamında beni aşırı etkiledi. Ben zaten böyle mücadelenin olduğu filmleri çok sevdiğim için senaryo ne kadar basic bir senaryo da olsa benim çok hoşuma gitti. Her zaman iyinin kazanması taraftarıyım. Çünkü karmayı. Wednesday ne oldu? O da iyi. Öyle mi? Tamam. İyi karakter. Okey. Tamam ama ya karanlık yanın içinde. Hayır şöyle yani kötülerin içinde de iyilik olanları severim yani evet, şey anladım. Böyle full tamam. kötülük yapmak için hiçbir ama daha doğrusu şöyle amacı olan kazançları severim. Yani burada bir aile kurtarma var orada bir gene topluluğu kurtarma ya da bir başarılı olma isteği olabilir. O yüzden de sonu da beni mutlu etti. İzlerken ya görsel bir şölen olarak değerlendirebileceğim bir tecrübe olarak yani evet, böyle yani, bir seyir tecrübesi olarak. İçinde olmak beni çok mutlu etti. Sadece ben hani 3 boyutlu film izlemeyi sevmiyorum. Çünkü hem bu teknolojinin Türkiye'de çok iyi uygulandığını düşünmüyorum. O gözlüklerin saçma sapan olduğu kanaatindeyim.
Doğru. Ve bu arada gözlüğümü çıkarttığımda da normal gördüğüm sahneler oldu. Sadece yazılar bazen 3 boyutluydu. Yani derinlik kötü olmayan yerlerde evet, çıkardığında aynı şey görünür. Ve ben 3 boyutlu çok gerek... Yani benim şu ana kadar gittiğim sinemalarda en azından iyi bir 3 boyut deneyimi yaşamadığım için gereksiz buluyorum. Onda mecburen 3 boyutlu gitmek zorunda kaldık. O yüzden biraz daha yorucu oldu benim için. Yani normal izleseydim onu daha çok keyif alabilirdim. Çünkü 3 boyutlu gözlük beni çok yoruyor. Ettim. Beni rahatsız ediyor. Ben normalde sana %100 katılıyorum ama bu filmde giriyorsun gerçekten. Yani böyle aa bak gözünün içine bir şey sokacağım diye yapmıyor 3 evet, boyutlu. Evet yani anlamda... burada böyle şey hani 3 boyutlu yaptık biz için yapılmamış şeyler. Ama bence 3 boyutlu olmasaydı da aynı seyir zevkini bana verirdi. Biri öyle izledik mesela. Aynı şeyi yani verdi. Sadece bunda gözlük gözümde. Hani bir de gözüm yoruldu göz dinlendiricimi takamadım. Aa dur şeye bakalım mı? Hasılatı kaç olmuş? Bakalım güncel bilgi de verelim. En azından insanların bunu bir deneyim olarak yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Sinemada mı izlesinler yani? Bence sinemada. Ya, bence büyük filmleri sinemadayken, o dönemi yaşıyorken kaçırmamak lazım. Kötü de olsa ki ben Tenet'e gitmiş bir insan olarak kötüydü ama sinemada izlediğim için mutluyum. Tenet'e gitmem gerekti. Evet. Hatta bir sonraki yalnız podcast'imi de Nolan üstüne yapmayı düşünüyorum. Nolan Reis. Hazır benim eylemi ilk tavlama cümlemi de söyleyelim o zaman burada. Ben eyleme bir gün bir arkadaşımızın videosunu çekmiş. O zaman da flört zamanımız tabii ki. Eyleme şey yazmıştı. İstediği gibi çekememiş video. Hani daha anlamlı, daha konusu olan ya daha iyi bir şey çıkartmak istediğini söyledi. Bana ben de şey yazdım. Nolan mısın be? Bu ne başarı? Nolan bu ne? Nolan mısın mübarek demişsin hatırlıyorum. Evet. 1 milyar 750 milyondaymış bu arada. Henüz kâra geçemediler yani özetle. Neyse başka neler izledik? Bir sürü bir şey izledik. Ben Avatar'la ilgili görüşlerimi söylemiyorum yani, çünkü 2 milyon tane şey var. Yani üzününü söylemeyecek misin? Dur şöyle yapayım. Arkadaşlar YouTube'da izleyin. Kameralara çok oynuyoruz. Kaleidoskop tam bir... Ya sen ki takıntılı bir insansın başladın. Gerçi o huyunu bırakmaya başladın. Yani kötü giden çok şeyleri artık salabiliyorsun. Ya ben bu arada normalde onun da küçük bir bilgisini vereyim. Bir diziye başladıysam ya da bir kitaba başladıysam bitirmek zorunda hissediyorum. Beğenmese bile. Artık ama yavaş bile yavaş kurtuluyorsun. 1899'u bitir. Acı çekmeye başlıyorum. 1899 böyle efsane gibi gitsin. Bitirmediğimiz için de çok mutluyuz. Zaten iptal edilmiş. Onun evet için yani bitirmeyi çok haklıymışız. Ama esas hüsranımız Kaleidoskop oldu. Beklentimizin yüksek olduğu. Yani bir bölüm yaptım bunun üstüne. Neden beklentim yüksekti diye çok uzun uzun anlatmayacağım ama. Merak eden gitsin oradan izlesin. Gitsin baksın ama çok iyi bir potansiyel inanılmaz kötü bir şekilde harcanmış. Neden aşırı reklamı Cameron yapılmadı? Cameron çekmemiş çünkü. Ondan sonra Prestige'i izledik geçenlerde tekrar. Evet. Oradan bir bölüm düşünüyorum. Yani her zamanki gibi gerçekten bazı klasikler ne zaman izlerseniz izleyin. Aynı büyüsünü bozmadan Prestige, devam ettirebiliyor. Yani bir kez altıncıyız. Daha böyle birkaç yılda bir Prestige'i tekrar izliyorum ve yani gerçekten modern dönemde benim için üstüne çıkan bir film belki şu an aklıma gelmiyordur ama gerçekten inanılmaz buluyorum ya, yani. Bir de böyle sona çok şaşırtan filmlerin her zaman şöyle bir olayı var. Her izlediğinizde yeni bir ipucunu yakalıyorsunuz. Hı. Ve o da sizi motive ediyor. Sürekli sonu bildiğiniz için acaba burada nasıl bunu yapmış diye düşünüp sürekli böyle bilgilerinizi güncelliyorsunuz kendi içinizde. Aynen. Ve farklı bir his de veriyor. Ben buna inanıyorum. Ya bir kurgucu olarak yani bir de kurgu Nolan zaten zaman ve kurgu üstüne bütün sineması bölümde anlatacağım onun için çok üstüne gitmiyorum ama yani 3 farklı zamanda geçiyor film, hepsinin sonu tek yere bağlanıyor yani finale bağlanıyor ve yani benim 6. kez izlediğim için olabilir de hiç kafam karışmadı yani o kadar iyi kurguluyor ki o kadar zaman arası geçti bile zamanlar karışmıyor, olmuyor bulmuyor yine müthiş bir filmdi yani. Neyse Circle'ımız geldi onu evet izliyoruz. O arkadaşlar harika. Final kaldı bir tek Circle. Bayağı iyi bir sezon bu sezonda çok iyi. Ya Circle genel olarak iyi yani gerçekten böyle nerede heyecanın olacağı, böyle saftirik iyiliklerin olduğu, bir planı böyle çok iyi yapıp sonradan patladıkları falan yani zaten yapım çok iyi. Evet. Yani o yüzden yapımın iyi yani olduğu Türkiye'ye her şey. Türkiye'ye getirirlerse hayatımda ilk defa bir reality show'a katılımcı yani olarak başvurabilirim. Çok istiyoruz Türkiye'ye gelsin. Eylemle beraber gerçekten katılacağız. Deniz Hanım'ı canlandıracağız. Sadece bizim flörtöz yeteneklerimiz ortaya çıkacaktır. Buradan benim çok uzun yıllardır dostum yani kaç yıl oldu artık 27-28 yıllık dostum işte Talat. Geçen bölümleri dinleyip
Şimdi Talat'la bir bölüm yapmaya karar verdik bu arada. O da böyle sinemacı işte 6-7 tane kısa filmi var. Çok başarılı filmler. Küçük bir bilgi vereceğim Talat'la ilgili. Eylem'in tanımadan çok sevdiğim tek arkadaşı olabilir yani. Ben de şu an öğreniyorum. Neden? Tanımadım. Birebir hiç iletişimim olmadı. Olmadı yani. Evet. Tamam. Evet. Niye oldu? Ama çok seviyorum. Sana çok iyi geliyor çünkü. Ha, seviyorum. Benim. Sen böyle Talat'la konuştuktan sonra yani gerçekten böyle şey ilk aşkıyla konuşan erkekler gibi oluyor. iki saat mesela iki saat FaceTime yapıyorlar böyle gereksiz o ilk aşkıyla konuşmuş çocuk mutluluğu. O yüzden hani podcastleri benle kaydettiğinden daha iyi olacak diye biraz kıskanıyorum ama Talatlı bölümü özellikle dinlemeniz gerektiğini savunuyorum. Biz Talatlı bir podcast zamanında kaydettik aslında ama sonra ben editini yapmadım, yayınlamadık hiç. Onun için arkası gelmemişti. Duruyor kayıtları galiba. İngilizce yapmıştık bir de. Neyse onun için burada bir bakalım. Yapacağız onu bu hafta. Ama yani düşün o kadar film konuşuyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Talat'tan gelen tek yorum Too Hot to Handle bu sezon çok iyi. Ve ben söylediyse de hatırlamıyorum. Too Hot to Handle izlediğini bilmiyordum Talat'ın. Yani onun da guilty pleasure'ları vardır ama. 3 gündür bu yüzden mutlu. Yani 3 gündür. Aşırı mutluyum. Hatta dedi bunu beğeniyorsan F-Boy Island diye bir tane var. Onu bul izle dedi. Türkçe hiç altyazılı bulamadım. Onun için birlikte izleyemedik ama ona başladım şimdi. Müthiş mecbur başladı o da. Mecbur gene İngilizce öğreneceğiz. O da öyle güzel gidiyor. Başka bir şey var mı izlediğimiz? Ya aslında biz bu ara çok Cobra Kai. Cobra Kai'ye başladık. Müthiş. Yani ilk sezon ne olduğunu bu kadar iyi bilip bu kadar cheesy, bu kadar salak bir dizi ama o kadar iyi bir dizi. Ya bu arada bizim yeni yemek yerken izlemelik dizimiz birazcık yani, öyle yemek oldu. Dizimiz. Ama müthiş bir dizi. Yani çok ama iyi yapmış. Ya şöyle bir güzelliği var bence. Eski hikayesi yani filmlerine çok sadık ve farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Aslında bence vermek istediği mesaj çok tatlı. Evet. Ve şeyden çok eminim. Bunu daha önce senin yanında da söyledim. How I Met'in son sezonunda zaten bu adam geliyordu. Çünkü Barney'nin kahramanıydı. Ve Barney'e göre aslında Barney'nin Karate Kid... Barney'nin askerleriyiz ölene kadar işte, şu an. Barney'e göre Karate Kid'in esas konusu bu adamdı. İşte bu adam iyi adamdı falan diye böyle geyikleri vardı. Adamın da kendi oynuyordu. O sezonlarla bu dizi arasında 4-5 yıl yani en fazla arada 8 yıl falan vardır. Çok net eminim adam o dizide oynayıp Barney'nin o görüşünden sonra bunu hayata geçirmek için uğraşmıştır. Yani ilk sezonu en azından mükemmel. İkinci sezona yeni başladık. O da iyi başladı ama... Ki bir arkadaşımız yani... 1 ile 3. sezon biraz kötü. Diğerleri çok iyi dediği için arkadaşımızın da fikirlerine ve şeylerine güveniriz. 1. sezon için kötü dediyse biz bunu kim iyi dedi bulduysak... Kim dedi ya 1'e kötü dedi? Deniz. Yok 1'e demedi dedi. O. Sonradan dedi sıkıcı oluyor. 1 ve 3 sıkıcı dedi. Aa biz 1'e bayıldık öyle dediyse... Öyle dediyse biz Nirvana'ya ulaşacağız. Güzel. Var mı başka bir şey söylemek istediğimiz? Arkadaşlar bu kadar az şey izlemedik 3 haftada ama herhalde aklımıza katılan kayda değer olanlar bunlardı. Bunun dışında benim aklıma gelen bir şey yok. Tamam bölümü kapatmadan bir YouTube'da canlı yayın yapmak istiyoruz. Eylem planı Esra'nın TikTok canlı yayınları ayrı. Lütfen TikTok'tan takip ediniz onu da yapacağız. Ama eylem planı canlı yayınının konusu ne olsun? Soru cevap mı yapalım? Bir film izleyip işte beraber aynı anda saatte şey mi yapalım? Saatte belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşleriniz yani. Varsa lütfen yazın çünkü biraz kafam karışık. Tam olarak içeriği ne olsun kestiremiyorum. Varsa fikriniz onu da belirtin. Var mı söylemek istediğiniz? Bence gün ve saat konusunda da böyle küçük hani şu mesela akşam saatleri eğer bize daha çok destek olabilecekseniz. Evet sizin için. Onu bir anket açabiliriz. Onu anket açarız. Konu anket ama açarız. Anket açması zor. Konuyu onun için fikirleri varsa evet, söylesinler. Evet konuyu yazın saat için biz anket açacağız. Tamam o zaman teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar geldiyseniz bayağı bir bizim için uğraşmışsınızdır. Gidiyoruz o zaman biz. Bye. Bay desene. Bye. Bye. Ben hep izlerler diye düşünüyorum. Kameralara el sallıyoruz. Videoyu izleyin. Bye. Tamam mı artık elim koptu. 40 dakika mı konuşmuşuz?